Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşım biri ne diyordu? Bu sene şampiyonluk için her şeyi yapacağız diyordu, değil mi? Siz hatırladınız onun kim olduğunu. O Kočero'ydu. Namı diğer Kočero tabii. Siz Kočero'yu yakından tanıyorsunuz. Zorlu tezgahının baş kahramanlarından biriydi Kočero. Kočero öyle ya da böyle bu sene her şeye rağmen biz şampiyon olacağız. Bu sene şampiyonluk için her şeyi yapacağız diyorlardı. Ve yaptılar da. Hakikaten o kadar çok şey yaptılar ki işte zorlu tezgahını organize ettiler. Limak Nihat abilerini kafa kola aldılar. Taşeron Zekeri'yi kafa kola aldılar. Yani kısacası şampiyonluk için her şey yapılıyordu. Ve Kadıköy'deki maçlarını da 14, 15 hatta 20 kişiyle oynamaya başlamışlardı. Her şey çok iyi gidiyordu. Ve Trabzon'a da büyük umutlarla, büyük hayallerle gitmişlerdi. Trabzon'u yeneceklerdi, şampiyon olacaklardı. Zannettiler ki Başakşehir gibi teslim olacak bir Trabzonspor olacaktı karşılarında ama öyle olmadı. Bekledikleri gibi olmadı. Tesadüf bir golle de öne geçmelerine rağmen Trabzonspor'un üstün, ezici, etkili futbolu golleri de getirince yani sonuç itibariyle Trabzonspor biraz daha dikkatli olsaydı daha da farklı kazanabilirdi ama sonuç itibariyle Trabzonspor 2-1 kazandı. Ezeli rakibi diyelim artık Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. 3 puanı hanesine yazdırdı. Şimdi buraya kadar güzel. Ama bu Pala Ali vardı tabii maçın hakemi tabii yani maçın hakemi. Pala Ali çok gayret gösterdi. Özellikle maçın ikinci yarısında inanılmaz gayretler gösterdi. Ve bir şekilde Fenerbahçe'yi ama çok da açık açık oynayamadı tabii. Hani Galatasaray maçlarında yaptığı kadar çok net yapamadı. Çünkü tribünlerde 40 bin seyirci var. O kadar da yapması pek kolay değildi. Ama sonuç itibariyle direndi, etti, onu yaptı, bunu yaptı, allem etti, gullem etti. Fenerbahçe bir golden fazlasını bulamadı. Sonuç itibariyle arkadaşlar Fenerbahçe Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Kočero ve tayfası ki büyük hoca Yanal Bey. Yanal Bey'in ekibi Trabzon'da 3 puanı bıraktı. Şimdi bunlar önümüzdeki günlerde mutlaka ve mutlaka ağlamaya, sızlamaya, yeni bir takım bahaneler bulmaya devam edeceklerdir. Ağlayacaklar, sızlayacaklar. Artık kafayı neye takarlar, kime takarlar, yeni bir kural hatası mı bulurlar, bilmem işte Trabzon'da seyirci çok mu geldi, çok mu tezahürat yaptı derler, çimler uzun muydu derler. Yani sizin aklına ne gelebiliyorsa mazeret üretme, ağlama adına onların hepsini bulurlar, ederler. Hemen Nihat abilerine koşarlar. Nihat abileri abidik gubidik der, o der, bu der, oradan ederler, buradan ederler. Ha bunlar bir de işte bu limit aşımı vardı, oyuncu alacaklardı, alamadık mı derler, federasyona mı sararlar yine, yoksa Galatasaray aleyhinde bir iki tane bildirimi patlatırlar. Onları doğrusu bilemiyorum. Tabii bunlar böyle zorlu tezgahının mimarları oldukları için yeni yeni bir takım tezgahları, ayak oyunlarını mutlaka bulacaklardır. Ama biraz hak, biraz adalet, biraz hukuk söz konusu olunca dengeler böyle biraz olunca işte ne oluyor? Eloğlu geliyor, tepeye yumruğu indiriyor ve puanlar gidiyor. Bundan sonraki maçlarda da hiç kuşkunuz olmasın ki Kadıköy'deki maçlara bir şey demiyorum. Oradaki maçlar az önce de söyledim 15 kişiyle 18-20 kişiyle oynanacağı için orada pek çok maçı mutlaka ve mutlaka yine kazanacaklar. Ama böyle deplasmanlara çıktıkları vakit güçlü rakiplerle neler olacak onları hep göreceğiz. Yani sonuç olarak arkadaşlar Trabzon'da hani diyorlar ya fırtına işte esti, gürledi, feneri ezip geçti, feneri söndürdü falan. Diyelim ki fırtına feneri söndürdü. İşin içinde enteresan gelişmeler olacak. Ve tabii şimdi bu Fener'le Galatasaray arasındaki puan farkını falan şöyle bir hesaplayın bakalım neler olacak. Tabii daha Galatasaray maç oynayacak. Ondan sonra maçlar olacak. Sonra Galatasaray Kadıköy'e gidecek. Hani bunlar ne diyorlar? Bu iddia oranları Fenerbahçe'ye en yüksek şampiyonluk oranı veriliyor ya. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ne kaldı puan farkı? Fenerbahçe'nin bu kadar şampiyonluk şansı varsa Galatasaray'ın da var demektir. Ama Galatasaray abidik gubidik olayları bilmediği için, zorlu tezgahları beceremediği için sonuç itibariyle şanslar onlara veriliyor. Onlar şampiyon olacak. Galatasaray peşinden bakacak öyle mi? Neyse. Bunların sohbetlerini yapacağız önümüzdeki günlerde. Bu. Şimdi bu Kočero tayfasının Trabzon'da aldığı darbeyi bir kenara koyalım.
ha oynanan futbol işte oydu buydu, bunlar şimdi diyecekler ki biz şöyle oynadık da Trabzon'un kalecisi şu kadar top çıkardı da hakem öyleydi de estekti de köstekti, bunlar devam edecek ama bunları aldırmayın, koyun sepete, işte ne olduğunu herkes gördü. Ve gelelim şu imparatora. Bugünlerde arkadaşlar bakın, elinizi sallasanız imparatora çarpıyor. Hakikaten imparatora çarpıyor. Halbuki benim bildiğim bu ülkede bir tane imparator var. Gerçek imparator var. Adını gerçekten tarihe, Türk futbol tarihine adını imparator olarak yazdırmış bir tane imparator var. Ona da Fatih Terim diyorlar değil mi? İkincisi yok. Ama bir arkadaş çıktı. İşte bu arkadaş efsane dediler. O dediler, bu dediler. Vay işte Beşiktaş'ın imparatoru şudur, budur dediler. Vallahi biz böyle imparatorlara pabucumun imparatoru diye isim veriyoruz. Evet, pabucumun imparatoru. Ya Sergen neyin imparatoru arkadaşlar? Bir dakika ya. Efendim Sergen efsaneymiş de şöyleymiş de böyleymiş. Fatih Terim Adana Demirspor'dan geldi. Galatasaray formasını giydi. 15 sene, 14 sene oynadı, bıraktı. İşte efsane böyle gidiliyor. Büyük başarılar, kupalar vesaire. Bu Sergen denen arkadaş nasıl imparator oluyor? Nasıl efsane oluyor? Sen Beşiktaş'ta oynarken kapının önüne koydular İstanbulspor. Oradan Siirt, Jetpa, bilmem nepa. Oradan Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, oralar, buralar, işte Veli Efendi'yi de tabii bunlara ekleyelim. Veli Efendi at yarışları. Oraları da ekliyoruz. Böyle imparatorluk olur mu arkadaşlar ya? İmparatorluk bu kadar ucuz mu ya? Hakikaten bunlar imparatorluğu da çok ucuzlattılar ya. İmparator olmak için bir başarı lazım. Bu arkadaşın başarısı ne? Kolay mı ya? Nereden başarı? Hangi kupayı aldın? Hangi sezonu tamamladın? Hangi futbolcuyu çıkardın? Ne yaptın? Ne ettin ya? Hiçbir şey yok ortada. Ama imparatorluk. Ne var? İşte bizim imparatorumuz. Yani arkadaşlar bir hatırlatma yapayım. Hani böyle hatırlarsanız mevsimlik pamuk işçileri vardır. Bizim Karadeniz'de mevsimlik fındık işçileri vardır. Ameleler, yani amele derken yani klasik adıyla söylüyorum. Böyle mevsimliktir bunlar. Mevsimlik gelirler, parlarlar. Ondan sonra bir daha yok. Giderler yani. Şimdi bu da böyle yani. Böyle bunlar da ama şeylik son yıllarda, demek ki son dönemlerde imparatorluk böyle mevsimlik işçiler gibi oldu yani. Pamuk işçileri gibi, fındık işçileri gibi. Böyle bir şey oldu yani. Ortada bir başarı yok, bilmem ne yok. İşte tamam, Beşiktaş Rize'de kazanmış. Efsane döndü, efsane ezdi, parçaladı. Ya biraz Rize dikkatli olsaydı, biraz şans olsaydı maç 3-5 olurdu. Onu geçelim. Her şeyi bir yana bırakalım. İşte atabileceğim bütün barutunu, onunu, bununu doldurmuş, yağlamış, yıkalamış. Bu maçı alacağız, edeceğiz diye. Bu Beşiktaş'tan ne köy olur, ne kasaba. O arkadaştan da ne imparator olur, ne efsane. Efsanelik falan da böyle olmaz. Bunun adı valla şimdilik. Ha çok büyük başarılar elde edersin, kupalar alırsın, ora bura büyük başarılar. O zaman efsane olursun. Ben de bu efsane olarak kabul ederim. Şimdi buna ben ne imparator derim, ne efsane desem kesin. Lan ederim. Neyse arkadaşlar, görüyorsunuz işte son günlerde böyle pabucumun imparatorları çıkıyor. Yalan dolanla bir yerlere kadar gelenler böyle tepesine yumruğu yiyorlar ve sonuç işte gördüğünüz gibi hüsran. Hüsran elde kaldı hiçbir şey kardeşler. Neyse ya, keyfimizi Allah bugünlerimizi aratmasın diyelim. Galatasaray Kayseri Spor maçından sonra mutlaka güzel bir sohbet yapacağız, keyifli bir sohbet yapacağız. Ondan sonra bakalım neler çıkacak ortaya, hep birlikte göreceğiz. Bu biraz farklı, sürpriz bir sohbet oldu. Benim de beklemediğim bir sohbetti. Zaten üstümdeki kıyafetten de anlayacağınız gibi parçalı sohbeti değil bu. Bu biraz kafa bulma, biraz dalga geçme, biraz da gecenin bu saatinde hoşluk olsun diye yapılan bir sohbetti. Vah vah, yazık oldu Koçero'ya, yazık oldu şeye, zorlu tezgahın kahramanlarına. Bu kadar emekler boşa gitti. Trabzon'da bir 3 puan alsaydınız. Bakın Palali de bu kadar gayret gösterdi. Olmadı gitti. Neyse, abone olalım, paylaşım yapalım. Arkadaşlar ha bir de beğenme oku var. Bir de oraya basalım ve Galatasaray Kayseri Spor maçından sonra yine birlikte olalım. Hoşça kalın kardeşlerim.